Efendim herkese yeniden merhaba. 25 Haziran 2023 Pazar günü sabah saatleri itibariyle buluştuk. 24 Haziran 2023 Cumartesi günü ve Cumartesi'yi Cuma'ya bağlayan yani 23 Haziran 2023 Cuma gününün Cumartesi'ye bağlandığı gece yarısı insanlık tarihi açısından özel bir kırılmanın yaşandığı gün olarak anılacak. Ama esas olarak ilerinin Rusya tarihçileri büyük bir olasılıkla ülkesini yaklaşık 20 yılı aşan bir zamandır demir yumrukla yöneten bir tür diktatoryal sistemi tek adam kimliğiyle oluşturan ve yakın oligark çevresiyle bu Ukrayna Savaşı'nın gösterdiği kadarıyla büyük bir yolsuzluk rejimini de oluşturduğu anlaşılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tarihini 24 Haziran 2023 öncesi ve sonrası olarak yazacaklar. Çünkü sonuç itibariyle kendi bireysel kararları ve anlamadığımız hedefleri doğrultusunda kolay adam öldürmeye müsait kanlı senaryoları oluşturmasıyla tanınan bütün diktatörlerin yaşadığı o panik halini Rusya lideri 23 ve 24 Haziran günlerinde yaşadı. Moskova'yı terk etmesi, bir sığınakta olayları takip etmesi, yakın çevresiyle birlikte olağanüstü güvenlik önlemleri altında yaşamaya karar vermesi ve bu arada emrindeki güvenlik güçlerinin kendisine sadık olup olmadığını anlaması ve hatta isyancı bir askeri grubun Moskova'nın 200 kilometre yakınına kadar tek bir mermi sıkmadan geldiğini görmesi onun için zaten yeterli bir cezadır. Çeçen Harbi'nden başlayıp Suriye'ye, Libyalardan Sudanlara, Orta Afrika'dan Ukrayna'ya yüz binlerce insanın ölümüne neden olmuş bir diktatörün kendini kurtarmak için ve kendi başkentini kurtarmak için nasıl bir başka devletin liderine sığındığını hep beraber dün yaşadık. Bu Rusya lideri Vladimir Putin'in kısa süreli sağ kalması anlamına geliyor. Çünkü yaşanılan tablo Rusya'nın nasıl zayıf bir devlet ve Rus lideri Putin'in de nasıl dışarıdan göründüğünün aksine Zelenski'den daha korkak bir lider olduğunu bir kez daha gösterdi. Çünkü Rusya orduları Belarus toprakları üzerinden 24 Şubat 2022 günü girdiğinde Ukrayna topraklarına Ukrayna lideri Zelenski beni halkım seçti, ben ölene kadar Kiev'de kalacağım ve ölene kadar da bu topraklar için savaşacağım demiş. Kimsenin de emrinin altına girmeye niyeti olmadığını göstermişti. Hatta anladığımız kadarıyla onu almak üzere belki de garanti olarak gönderilen Türkiye'nin dev nakli uçağı da ne yazık ki Kiev Havalimanı'nda büyük bir risk altında yaklaşık 10-12 ay tutsak kalmak zorunda kalmıştı. Fakat anladığımız kadarıyla Rusya liderinin böyle bir hassasiyeti yok. Kolay kaçabiliyor. Yani esasında Amerikalıların deyimiyle Putin'in zırhının delindiği bir güne merhaba dedik. Bakın 11 maddede sıraladım ne yaşandığını. Yani sonucu. Alexander Lukashenko inanılmaz bir rövanş ödedi bir defa, onu söyleyeyim. Çünkü Putin sürekli kendisine 2020 yılında senin yardımına koşmasaydım adamların tarafından yani halkın tarafından paramparça edilmiş bir diktatör eskisi olacaktın havasını sunuyordu kendisine. Aynı Alexander Lukashenko dün Evgeni Prigojin'in elinden Putin'i alan adam oldu.
Yani artık ödeştiler ve anladığım kadarıyla Belarus lideri bundan sonra özellikle Ukrayna meselesinde belki de çok daha farklı bir politikaya yönelebilir. Gelelim 11 maddeme. 1. Rusya artık iktidarsız bir devlettir. Bunu hepimiz gördük, hepimiz yaşadık. Bunun daha üzerinde ne kadar iktidarı vardır, ne kadar yoktur falan bunu tartışmanın alemi yok. 2. Putin zayıf bir liderdir. Bir ayaklanmacıyla pazarlık yaptı ve onun bütün yaptıklarıyla hesap vermeden çekip gitmesine neden oldu. Belarus'a geçti. Evgeni Prigojin. Bu bir zayıflıktır. Üstelik daha önce vermiş olduğu bir Batılı'ya vermiş olduğu bir söyleşide hayatta her şeyi affedebileceğini ama ihaneti affetmeyeceğini söylemişti. Ama pazarlık yapmak zorunda kaldı. 3. Rusya İstihbarat Servisi bir şakadır. Bir şakadır. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı 22 Haziran 2023 günü Amerikan Kongresi'nin liderlerine özel briefing verdi ve Evgeni Prigojin isimli Wagner patronunun silahlı ayaklanmaya hazırlandığını ve Rusya'nın bir iç çatışma yaşayacağını duyurdu 22 Haziran'da. Ama böyle bir olayın yaşanacağından Rusya lideri Vladimir Putin'in haberi yoktu. Resmen bir ayaklanmayı atlamış bir istihbarat ile karşı karşıya kaldık. Rusya ordusu 25 bin iyi eğitimli Wagner savaşçısını 4 bu. Bırakın etkisiz hale getirmeyi durduramadı. Rusya ordusu ve güvenlik güçleri durduramadı. Özellikle ulusal muhafızların ne kadar boş bir muhafız alayı olduğu ortaya çıktı. 5. Diktatörlere dönük başkaldırılar asla barışçı bir şekilde sonlanmaz. Çok yakında yeni bir hesaplaşma kaçınılmazdır. Prigojin kendini olduğundan güçlü, Putin'i de zayıf göstererek şu anda maçın 1-0 galip tarafı olarak gözüküyor. Ve bu Putin'in büyük bir olasılıkla sonunun başlangıç gününde konuşuyoruz. Bunlardan biri yakında ölür. Yani ya Prigojin ya Putin ölür. Bu illa fiziki ölüm olmak zorunda değildir. Ama siyasi bir yok ediliş yaşama ihtimalleri ikisinden birinin çok yüksektir. Ha sorarsanız bana ikisinden biri fiziken de ölebilir mi? Evet ikisinden biri fiziken de ölebilir. Çünkü Rusya'da bu işler böyledir. Bu işler böyle yürür. Rusya artık öngörülebilir bir ülke değildir. Zayıflamaktadır. Bu Ukrayna'nın her zamankinden daha hızlı zafere yaslanmasına neden olacaktır. 8. Putin bu savaşı Ukrayna ordusu ve hatta Batı arasında derin çatlaklar oluşturmak için başlattı. Fakat kendi ordusunda ve devlet yapısında birlik ve beraberlik olmadığını gördü. Ne kadar korkunç bir şey. 9. Bu haliyle Rusya bir devletten çok dev bir benzin istasyonu görüntüsü veriyor. Bu benim tarifim. Bunun telif ücretini alırım eğer kullanan olursa. Evet, Rusya bugün itibariyle bir devletten çok dev bir benzin istasyonu görüntüsündedir. Veya doğal gaz sevkiyat deposu. Böyledir. Lukashenko'nun sağladığı anlaşma bana göre geçicidir. Taraflar uzun soluklu bir hesaplaşma için güç konsolide ediyorlar. Tabii bu güç konsolidasyonu yani güç yapılanması, yeniden yapılanması mutlaka ama mutlaka Ukrayna'da savaşan orduya da yansıyacaktır. Mutlaka yansıyacaktır. 11. Kiev'i bir hafta içinde almak için yola çıkan bir lider başkenti Moskova'yı korumakta aciz kalmıştır. Bu Rusya'nın tablosudur. Dün itibariyle Rusya bu tabloyu almıştır. Ve şunu da anlamış durumdayız ki
Rusya'yı dağıtmak, Rusya'yı mahvetmek için Batı devletlerinin emperyalist saldırılarına ihtiyaç yoktur. Rus halkı ve Rus yönetimi bu işi kendi başına halletmektedir. Yani Rusya Ruslar tarafından yok edilme çabası içindedir. Ukrayna Savaşı'nın başlaması, gelişimi, arkasından yaşanan bu iç hesaplaşma Rusya'nın esas olarak herhangi bir Batı komplosuna ihtiyaç duymadan Rusya tarafından yok edildiğini göstermektedir. Bu da çok önemli ama önemli bir dipnot olarak hafızanızda kalsın isterim. Konuyla ilgili haber ve analizlerim devam edecek. Ama şu anda işin özü, yaşanılan olayın özü bu anlattığım 11 madde içinde şekillenmektedir. Hoşça kalın.